Gümüşhane'nin Torul ilçe merkeziyle Köprübaşı mahallesini birbirine bağlayan ve Torul Baraj Gölü'nün dolmasıyla birlikte 3 ay kullanılamayan tarihi Torul Köprüsü vatandaşları mağdur ediyor. Baraj sahasının içinde kalan bu köprümüzün suların dolması sebebiyle kapalı kalıyor. Biz de bu sefer çok zor durumda kalıyoruz. Tüneli kullanmak zorunda kaldığımız için yol 2 katı, 3 katına çıkıyor. Bunun bir an önce yetkililerden çözüm bulmasını istiyoruz. Bu köprü ilkbaharın doluyor. 3 ay dolu kalıyor. Yani 3 ay süresince sıkıntı çekiyoruz. Bu köprü tarihi bir köprü. Yani buranın onarımının yapılmasını istiyoruz. Bizim için bu çok değerli bir konu, hassas bir konu. Yetkililerden duyarlı olmasını istiyoruz. ...12 sene önce buranın ben şeyini verdim. Dilekçe milekçe yazdık. Ankara'yı, devlet su işlerine mahalle olarak imza topladık, verdik. Hiçbir cevap alamadık. Şimdi bizim mahallenin hem daha önce bizim burası yıllar önce tek muhtarıydı. Şimdi çift muhtar oldu. Biz burada mesela Trabzon'dan geleceğiz ya Trabzon'a gideceğiz diye türlü dolanmamız lazım. Mesela 3 ayı şeyde su altında kalıyor. Gidecek olan yani giden gelenler mesela Trabzon'dan hastaneye gittin geldin. Torunlu dolanman lazım. Trabzon'dan geldin. Torunlu dolanman lazım. Yani burada köprü var iken köprüden karşı geçemiyoruz. Buranın yani devletin burayı bir yer atması lazım. Burayı köprüyü yapması lazım. Daha önce köprüyü yükseltmesi lazım buranın yani. Yeni bir köprü olması lazım. Çünkü köprü devamlı suyun altında kalıyor. Bu 3 ay boyunca sıkıntı çekeceğiz yani. Burası da Köprübaşı Mahallesi. Çamca Mahallesi ve Köprübaşı Mahallesi'ni birleştiren şey bu köprüydü. Çocukluğumuzdan beri her iki mahalle çocukları, gençler olarak bu köprü altında toplanır, bu köprü etrafında toplanır. Bazen burası eski Trabzon, Erzurum transit yolu. Burada meyve satar ve bu köprünün altında yüzerdik. Bu köprü 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış İpek Yolu bağlantısı bir köprü, tarihi bir köprü. Fakat maalesef bu baraj suyuyla bu köprü sular altında kaldı ve yıkılmaya yüz tuttu. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların, Ermenilerin yıkmadığı köprüyü biz maalesef yanlış planlamayla, yanlış kararlarla sular altında bıraktık ve bu tarihi eseri maalesef yok etme aşamasına getirdik. Çözüm elbette tabii devletimiz bunun üzerine çalışsa daha iyi bir çözüm bulabilir ama hani ben kendi kanaatimce şunu söyleyebilirim. Bu köprü nasıl Mostar Köprüsü onarılıp kurtarıldıysa bu da o kadar önemli bir köprü. Zaten mimari açıdan da birbirlerine benziyorlar. Bu köprü taşınabilir, buradan kaldırılabilir.